Cumhurbaşkanı'nın yönetimini ve Antalya milletvekillerimizin bir kısmı ilçemizi Hasur Fuarı vekilisiyle ziyaret ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda size açıklama yapacak. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet. Değerli arkadaşlar, bugün Hasyurt'taki tarım fuarı vesilesiyle önceye geldik. Burada Hasyurt'u, Turunçova'yı, Yeşilyurt'u ve Finike'yi ziyaret ediyoruz. Beraberimizde il başkan yardımcıları arkadaşlarımız var, il yönetim kurulu üyelerimiz var. Ayrıca milletvekili adaylarımızdan Yengele Sürel Beyefendi burada, Hüseyin Samani Beyefendi burada. Antalya'nın en önde seçilebilecek yerde milletvekili adayı, kadın adayı, milletvekili olan adayı olan Gökçen Ayç hanımefendi burada. Yine Veysel Dalmaz, bütün Kumurcan'ın ve Finike'nin çok yakından tanıdığı valimiz Veysel Dalmaz ve milletvekili burada. Yine milletvekili aday adaylarımız bizim de birlikte. İbrahim Aydın Bey, Antalya kamuoyunu da çok yakından tanıyor. İbrahim Aydın Bey, burada. Bunun dışında Atayüzlü Bey burada. Ayrılma Kesin Bey, aday adaylarımızdan kendisiyle beraber. Yine aday adaylarımızdan Esra Bey Türkkale hanımefendi burada. Özcan Yapınar Bey burada. Süreyda Dalkar, Osman Yapınar Bey. Ali Özerten Bey, yine aday adaylarımızdan burada. Osman Aladağ Bey, gözlerimde gördüm. Osman Bey, o zaten ev sahibi olduğu için. İbrahim Türkiş Bey buradaydı, az evvel bir program sebebiyle ayrıldı. Yani gördüğünüz gibi il başkan yardımcılarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, derne ilçe başkanlarımız da burada. Adaylarımız ve aday adaylarımız da birlikte. Bugün Finike bölgesindeydik. Finike'de önce Hasyurt'taki tarım fuarını ziyaret ettik. Hakikaten 19 yıldır devam eden çok önemli bir fuar, çok önemli bir organizasyon. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çok da ciddi şekilde Türkiye'nin değişik bölgelerinden katılımcıların da olması bir fuar. Güzel bir organizasyonuydu. Oradan sonra Yeşilyurt'a geçtik. Yeşilyurt'ta belediye başkanımızla ve esnaf ziyaretleriyle bulundu. Onun hemen akabinde Turunçova'ya gittik. Turunçova'da bir takım faaliyetlerimiz oldu. Belediyeyi ziyaret ettik. Orada esnaflarla bazı kanaat önderleriyle görüşmelerimiz oldu. Onun arkasından da Finike'deyiz. Finike'de de belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Sizler de bu vesileyle bir aradayız. Bildiğiniz gibi bir seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Hakikaten diğer partilere nazaran birlik ve beraberlik içerisinde, işte burada gördüğünüz tablo da bunu gösteriyor. Adaylarımızın hemen hemen hepsi ve hatta aday adaylarımızla beraber, bütün teşkilatlarımızla birlikte uyum içinde bir çalışma ortaya koyuyoruz. İnşallah bölgenin sorunlarını da yakından bilen adaylarla birlikteyiz. Bölgenin temsilcisi olabilecek konuda adaylarımız var. Özellikle bu anlamda Veysel Dalmaz'ın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu bölgeyi bilen yine aday adaylarımız, bu bölgeden çıkmış aday adaylarımız vardı. Onlar da bize bu süreçte katkılarını vermeye devam ediyorlar. İnşallah güçlü bir şekilde Antalya'da AK Parti'nin birinciliğini bütün bölgelerde, yani sadece merkez değil, Antalya'nın doğusunda da batısında da inşallah her bölgede Antalya'da AK Parti birinci parti olacaktır. Bunun gayreti ve çalışması içerisindeyiz. Halkımız da, vatandaşlarımız da çok ciddi bir teveccüh gösteriyorlar. Bugün gitmiş olduğumuz, ziyaret ettiğimiz her yerde bu teveccühle karşılaştık. İnşallah bu teveccüh 12 Haziran'a kadar da devam edecektir. 12 Haziran'da çok başarılı bir sonuç alacağımıza, Antalya'da AK Parti'nin galibiyetiyle neticelenen bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde de yeniden bölgeye adaylarımızla birlikte, aday adaylarımızla birlikte, milletvekili olacak arkadaşlarımızla birlikte geleceğiz ve burada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Başkanım, izninizle bir açıklamam olacak. Bir de izninizle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bölgemizde yaklaşık 40 yıldır devam eden çok önemli bir sorun var. O da 300 parsel meselesi olarak adlandırılıyor. En son 2005 yılında uzun yıllardan beri süren davalar sonrasında
Finike Mahkemesi bu 300 parsele dair yerlerin hazineye devrine karar verdi. O dönemlerde konuşulan şey neydi? Bunlar işte bir şekilde araziler belediyeye devredilecekti. Belediye üzerinden, raiç bedeli üzerinden vatandaşlara satışı yapılacaktı. Fakat aradan 6 yıl geçmesine kadar bir girişme kaydedilemedi. Acaba diyoruz bu mevcut konuyla ilgili yasalara ek bir madde eklenerek bu arazilerin zilliyet sahiplerine veya onların varislerine veya satmış olduğu kimselere direkt satışını sağlayacak, dışarıdan girişleri de engelleyecek bir ek madde konulabilir mi? Bununla ilgili bir çalışmanız var mıdır? Aynı konu Kumluca'da da ciddi bir problem olarak duruyor. Bu konuyu biliyoruz. Yakinen takip ettiğimiz, bildiğimiz bir konudur bu. Dediğiniz şekilde 4916 sayılı yasa olması gerekiyor. Hazineye ilişkin arazilerin vatandaşlara satışıyla ilgili vatandaşlara verilmesi, yani 2000 yılından önce üzerine yapı yapılmış arazilerin içinde oturan vatandaşlara teslim ile alakalı bir konu. Tabii o yasadaki var olan hükümler buradaki meseleyi çözmüyor. 300 parselle ilgili bir sıkıntıyı çözmüyor. O problemin çözülebilmesi için o yasaya bir ek madde konulması gerekiyor. Burada uzun süredir devam eden, yargıda bir türlü çözülememiş olan sorunlar var. Bu meseleyi açıkta uzağa kavuşturan bir düzenleme yapılması gerekiyor. Biz bu meseleyi araştırdık. Bu düzenlemenin yapılabilmesi için de gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İnşallah seçimden sonra bu konuyu daha da yakından takip ederek, biliyorsunuz şu anda meclis kapanmış durumda. Dolayısıyla bir kanunun çıkması ya da ek maddenin konulabilmesi yasal olarak mümkün değil. Ancak seçimden sonra buradaki vatandaşların sorunun çözülmesi için gereken adımın atılması noktasında biz elimizden geleni yapacağız. Bir yasaya bir ek madde konularak bu mesele çözümlenebilir. Belki 2B ile ilgili hususun içerisinde de bir ek düzenlemeyle meselenin çözümü yoluna gidilebilir. Burada ciddi bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetinin de farkındayız ama bu meseleyi çözecek olan da yine biziz. İnşallah burada vatandaşların talepleri doğrultusunda bir çözüme ulaşılır. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu hakikaten bölge için hayati önemli bir konu. Geçen 2009 yılındaki yerel seçimlerden önce Meclis Başkanımız Mehmet Ali Şahin hem Kumluca'ya hem buraya geldi. Oradaki ifadelerinde bu konunun en kısa zamanda çözülmesi için gereken neyse yapılacağını söyledi. Dolayısıyla vatandaşlarda hakikaten ciddi bir huzursuzluk var. Evet, ve binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir konu. Evet, Sayın Meclis Başkanımız o talimatları doğrultusunda biz de o dönemde çalışmalarımızı yapmıştık. Ama dediğimiz gibi bu kolay bir mesele değil, çözümü kolay bir mesele değil. Ama biz meseleyi çözmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah seçimden sonra bu meselenin çözülmesi için gereken adımlar atılacaktır.